Şimdi ikindi namazı okundu. Yalnız bir dinleyen bir takipçinizden bir mail var. Bir hatırası var. Onun ısrarla ulaştırılmasını söyledi. Oku dinleyelim bakalım. Bunu sizlerle paylaşayım bir iki dakikada. Dindar bir ailede büyüdüğüm için yakın tarihte neler olduğunu aşağı yukarı biliyordum. Ama ailemin tarih bilgisi kısıtlı olduğu için bu konuda bir iştahım vardı. Okuduğum üniversitede her Türk vatandaşı için mecburi ve benim gibi mühendislik talebeleri için kredisiz bir ders olan İnkılap Tarihi dersinde yalanlar dinlemek de hoşuma gitmediği için dersi iki kere alıp bırakmıştım. Üçüncü kez almaya başlamadan az önce bir vesileyle üstattan haberdar oldum. Okulda dersi veren hoca askeriyeden emekli, tam bir kemalist ve İslam'ı da kimseye bırakmayan bir tipti. O Mustafa Kemal'i övdükçe, o yüzden susup içime atıyordum ama moralim bozuluyordu, derse gitmek gelmiyordu. Bu sebeple yine dönemin en başında bir kez derse gittim. Daha sonra ne gittim ne de ödev yaptım. O sıralarda internetin altını üstüne getirip üstadın videolarını toplayıp defalarca izlemekle meşguldüm. Hele ki TV net programlarını iple çekiyordum. Bu halim dönem sonuna kadar devam etti. Derse gitmediğim için kaldığımdan emin olarak kontrol bile etmedim. Yeni kayıt döneminde kaydım esnasında dersi geçtiğimi öğrendim. Önce çok şaşırdım. Gitmediğim bir dersi hiçbir sınavına girmediğim, hiçbir ödevine dahil olmadığım halde nasıl geçtim diye. Sonradan şöyle bir hakikat tahakkuk etti. Madem bu ders benim için bir mecburiyetti, Allah bana dersi yalancı değil, doğru bir kaynaktan öğretti. Defaatle dinlemem sebebiyle de ben üstattan öğrendiklerime o kadar hakimdim ki o konulardan imtihan edilsem en yüksek puanı alabilirdim. Tabii hoca da o doğruları kabul edecek biri olursa. Allah benim bu halimi bildiğinden bana bu dersi kemalist değil, anti kemalist bir hocadan aldırıp hakikatleri öğretip Allah şahitliğini kabul etsin. İnkılap tarihi dersimin gerçek hocası Üstad Kadir Mısıroğlu'na selamlarımı iletin. Aleyna aleyküm. Zaman bu mübarek vatanın tüm memleketlerinde okuyan bu vatanın hakiki evlatlarının da benim kadar bahtlı olmalarını Cenab-ı Teala'dan niyaz ederim. Aleyna aleyküm selam. İşte kazanç. Şimdi bana sana milli piyangodan 20 milyar mı şey çıktı deselerdi beni bu kadar sevindirmezdi. Çok sevincimi belli etmiyorsam ben bunu dinlemeden de biliyorum böyle insanlar olduğunu. Çünkü hayatımda çok karşılaştım. Meyhaneden konferansımı dinlemişler, kendini kurtarmış adamlar bile gördüm. Tahtisi nimet kabilinden söylüyorum. Kendi nefsinden bilen kaybeder. Allah kim de dilerse hayrı onun elinde halk eder. Halik sıfatı ondadır. Sade vasıtadayız. Cenab-ı Rabbil Alemin teşriflerinizden dolayı eba ve ecdadınızın makamını cennet eylesin. Neslinizden kafir, zındık, münafık getirmesin. İslam'ın ankaribu zaman gerçekleşmesine medar olacak amellerden nasibinizi ziyadeleştirsin. Onu görmenin saadetiyle mesur eylesin. Dünya ve ahiret saadetiyle hepinizi taçlandırsın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.